Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak ve yanında güzel yemekler hazırlamış olacağız. Birazdan tabii ki yemeklerimize geçeceğiz. Sizlerle beraber neler hazırlayacağımız, neler yapacağımız onlara göz atacağız ama siz de tabii ki hem canlı yayınımıza bağlamak istiyorsanız, bizler programımızı tekrardan takip etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı da sizlere verelim. Ondan sonra telefon numaramızı verelim. Telefon numaramız 0212 454 55 71. 0212 454 55-71 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bundan sonra sürekli numaramız bu olacak. Bu numara üzerinde bizlere ulaşabilirsiniz. 0212-454-55-71 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii ki bizleri canlı olarak programımızı internet üzerinde tekrardan takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Sosyal medyadan da bizleri takip etmek istiyorsanız TGT olarak hem Facebook'ta, hem Twitter'da, hem Instagram'da, hem de YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Programlarımız aynı şekilde orada da yayınlanıyor. Orada da programlarımızı bulabilirsiniz. Gece saat 1 ile 1.30'a programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonları 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavtu sayfalarından takip edebilirsiniz. Tabii ki sizlere ait yemekler varsa benimle paylaşmak istiyorsanız, yemek hakkında bilgi almak istiyorsanız veya da programımızda bizlere konuk olmak istiyorsanız bütün sosyal medya hesaplarımıza da bizlere ulaşabilirsiniz. Hem sizde de farklı yemekler, güzel yemekler görmek istiyorsanız sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Bugün karnıyarık yapacağız. Ondan sonra güzel bir sütlaç yapacağız. Tabii bulgulu sütlaçımız olacak. Bademli güzel bir erişte hazırlayacağız. Ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evlerinize yapacağız. Hem lezzetli hem de kolay yemekler olmuş olacak. Tabii bugün güzel de bir söyleşimiz olacak. Konuğumuz var sevgili Engin. Hoş geldiniz. Hoş Muharrem Engin Su, hoş Muhammed geldiniz. Muhammed Engin Su, teşekkür ederim. Hoş bulduk Abdullah Usta. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olasın hocam. Siz nasıl, inşallah iyisiniz. Teşekkür ederim. Bu kısaca bir lezzetli sofranın başında birlikte olmak sizinle çok iyi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Kısaca biz sizi tanıyabilir miyiz? Muharrem Engin Su kimdir? Neler yapar? Neyle uğraşır? Şimdi siz karıştırıyorsunuz ya, Muharrem, Mustafa, Muzaffer, bu buraya kadar gidiyor. Değil mi? Evet, benim ismim biraz fazla karışıyor. Muammer, Muhammed, yakın isimler var. Normalde problem Muammer değil mi? Muammer, evet, Muammer, Muammer Engin Su, evet. Ben Muğla Milas'ın Pınarcık köyündeyim, Ege'liyim. Evet, çok güzel. 20 yıl aşkındır öğretmenim. Aynı zamanda öğretmenlikle birlikte müzik çalışmaları devam ediyor. Bir, yani orta ikinci sınıftan beri müzikle içteyim. Çok güzel. Muammer Engin Su bir yandan öğretmenlik yapar, bir yandan müzik yapar. Çok güzel. Bir yandan konuşacağız, onları sonra söyleyelim. Başka işler de yapar. Birkaç şeyi bir arada götürmeye çalışıyorum. Çok hayatım bunlarla dolu. Peki ne zaman albüm yapmaya karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz? Albüm aslında ilk bağlamaya elime aldığım zamandan beri kafamda olan bir şey. Evet. Ama kısmet 2017 oldu. Çünkü müzikte de hayatta olduğu gibi olgunlaşmak gerekir. O bir süreç. Çok yani güzel. Önce öğrenme, sonra pişme, sonra olgunlaşma ve üretim aşamaları var. O aşamaları geçtikten sonra ben tamam artık hazırım dedikten sonra kendi bestelerimden oluşan, söz müziği bana ait 10 eserden oluşan Yağmur'un Kızı isimli albümü 2017 Mart ayında dinleyicilerle buluştum. Kaç tane eser bu albümde size ait? 10 eser var. 10 eser. Tamamı beste çalışması. Söz müzik bana ait. Çok güzel. Aslında yani 100'ün üstünde beste var ama onun içerisinde ilk 10'u ancak biz seçtiniz, seçebildik. Diğerleri de işte peyderpey yapmayı planladım. Bundan sonra da evet, gelecek devam evet, ediyorsunuz. Evet. Çok da güzel. Evet. Tabii ki hem öğretmenlik hem de müzikle uğraşmak güzel bir şeydir. Evet. Nasıl zaman bulabiliyor musunuz böyle? Evet, aslında öğretmenlik bana gerekli zamanı da veriyor. Çünkü ben bir özel sektörde çalışıyor olsaydım bu kadar geniş zaman müzik için bulamazdım. Üniversiteyi tercih ederken bunları planladım. Aslında makine mühendisliğine yeten bir puanım vardı. Çok güzel. Ama teknik öğretmenliği seçtim. İyi de yapmışım. Hem öğretmen olmaktan memnunum, hem bana kazandırdığı zaman açısından. İkisi bir arada, biri gönül dünyasını, öbürü de eğitim dünyasını tetikleyip devam edip gidiyor. Çok güzel. Peki öğrencilerde nasıl bir ilgi alaka var? Evet, aslında dersten çıktım geldim ben. Çok güzel. Dersim bittikten sonra buraya geldim. Onlar şimdi tabii okuldalar, bir kısmı da izliyor bizi. Buradan değerli çalışma arkadaşlarımı, öğretmen arkadaşlarımı ve öğrenci kardeşlerimi, arkadaşlarımla sevgi ve selamlar gönderiyorum. Kaç tane öğrenciniz var? Bizde değişiyor. Yani yıla göre, işte döneme göre değişir. Ama sayı, okulun sayısı 1000'e yakın. Öyle bir çok sayı güzel. Evet. Yani diyorsun öğrenciler de diyor, alalım çok güzel diyorsunuz. Evet tabii, yani 22 yıl oldu sanırım öğretmenlikte.
bu kadar zamandır bu mesleği yüzümüzün hakkıyla yapabiliyorsak çok şükür. Bir şeyler yaptığıma da inanıyorum. Çok güzel. O zaman şöyle bir şey yapalım. Listemizi alalım. Ondan sonra sizler tabii ki hem tabii. güzel eserler hem söyleşimize tabii devam edeceğiz. Sevgili çok güzel şeyler var Muharrem'den abi. Tabii ki biz de yapacağız. Hocamızdan güzel eserler dinleyeceğiz. Onunla beraber söyleşimiz olacak ve güzel sohbet olacak. Dilerseniz ilk önce biz hemen karnıyarık yapacağız. Onun listesini alalım. Sizler de tabii evlerinize yapacağınız hem lezzeti hem de güzel bir sunum olacak. Yavaş yavaş hem yemeğimize hem de söyleşimize devam edelim. Sizler de canlı yayına bağlanmak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 numaralı numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Numaramız değişti. 0212 454 55 71 numaralı numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, hemen listemiz hazırsa onu da alacağız. 0212 454 55 71 numaralı numaramız olacak sevgili izleyicimiz. Bu numara üzerinde istediğiniz anda da ulaşabilirsiniz. Tabii ki eserler de istiyorsan orada da bizlere ulaşabilirsiniz. Köfteli karnıyarık için 5 adet patlıcan kullanacağız. Tabii geniş bir aileseniz biraz daha fazla kullanabilirsiniz. 300 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 tatlı kaşık kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, ondan sonra kırmızı toz biber kullanacağız. 1 tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 su bardağı kadar da galeta unumuz olacak. 5 adet patlıcan kullanıyoruz. 300 gram kadar dana kıymamız. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 adet biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşık kadar tuz, karabiber, pulverimiz, ondan sonra kırmızı toz biber, 1 tutam kadar maydanoz veya da dereotu kullanılabilir. 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 su bardağı kadar galeta unumuz veya da normal ekmekte kullanabilirsiniz, bayat ekmekte kullanabilirsiniz. Önce hemen köftemiz hazırlanacak. Baharatımız, galeta unumuzla beraber köftemizi hazırlayacağız. Ufak ufak keseceğiz. Onları kestikten sonra fırına yollayacağız. Ondan sonra patlıcanları hazırlanmıştık. Ayrı bir kabımıza sosumuzu hazırlayacağız. Köfte pişerken biz de soğanımızı hazırlayacağız, sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuzu hazırladıktan sonra hemen patlıcanların içini dolduracağız. Ondan sonra köftelerle beraber tekrardan üzerini süsleyeceğiz. Sosumuzla beraber fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek. Piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzet hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Şimdi hocam dediniz ki ben Muğla'lıyım dediniz. Evet. Peki memlekete sıklıkla gidip gelebiliyor tabii, musunuz? Tabii tabii. Ailem orada yaşıyor. Abim, anne baba orada. Sık sık gidip geliyorum. Bayramları hiç kaçırmam zaten. Yazın mutlaka gidiyorum. Çok güzel. Peki böyle müzikle ilk uğraşmaya başladığınızda ailede nasıl bir destek aldınız? Var mı öyle büyük bir ben destek? Ben çok şanslıydım. Ise? Hatta şöyle bir hikayesi var bu işin. Madem sordunuz anlatabiliriz. Sanırım okul öncesiydi. Ben böyle biraz hani o dönemi hayal meyal hatırlıyor gibiyim ama annem anlatıyor. Okul öncesiydi diye hatırlıyorum. Benim babam uzun süre arıcılık yapmıştı. Arı kovanların içerisinde petiklerin tutunduğu teller vardır. Evet. O telleri ben oradan söküp bir tahtanın üzerine 3 tane tel çakıp bir enstrüman yapıp bir şey çalmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Ondan sonra onu gören babam çok sağ olsun. Buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Güzel, bana ilk bağlamayı aldı. Bağlamayı aldığı gün dünya benim oldu. Ondan sonra da müzik serüveni. Sağ olsun ilkokul, ortaokul, lise öğretmenlerim, üniversitede beni yetiştiren sevgili hocalarım evet. ve ders aldığım sevgili Musa Eroğlu Müzik Merkezi ve Musa Hoca tabii ki hepsine çok minnet, şükran borçluyum. Çok güzel. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Hemen arkadaşlar hazırsa bir eser alalım. Ondan tabii. sonra söyleşimize devam tabii, edelim. Tabii, seve seve. Evet, hareketli bir şeyle.
Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Elinize alayım. Enter ettin köyümü değil mi? Evet. Bunun küçük bir hikayesi var. Onu da müsaadenizle paylaşalım. Tabii ki. Bizi ilk defa izleyen, dinleyen seyircilerle. Sevgili Yüksel Aksu'ya buradan sevgi selamlarımı gönderiyorum. Muğlalı bir yönetmendir. Entelköy, Efeköy'e karşı filmini ve Dondurmam Kaymak gibi güzel filmlere imza atmıştır. O film bizim köyümüzde çekilmişti. Bütün köylerimizde filmde oynadı. Benden de Yüksel abi film için bir müzik yapmamı istemişti. Ben müziği yaptım ama biraz geç kaldı. Montaj süresinde biraz geç kaldı. Ve başka bir müzik kullanıldı. Bu aslında o filmin film müziği için yapılmış bir eser. O yüzden Entelettin Köyü'mü diyor. Şimdi kendisiyle de konuştuk. Entelköy, Efeköy'e karşı filmi bu parçamızın klip görüntüleri olacak. Onun eşliğinde inşallah paylaşacağız dinleyenler. İnşallah çok da güzel olur. Peki sevgili hocam, derleme dediniz. Derleme yaptınız mı hiç? Evet. Ben tabii elimde bağlama var. Türk halk müziği kökenliyim. Yaptığım eserler Türk halk müziğinden slow pop'a kadar bir yelpaze. Albüm de öyle. Derleme çalışması hep yapmak istiyordum. İçimde böyle bir istek, duygu vardı. Bahçelievler Türk halk müziği korosunda hem sunuculuk hem de korist olarak çalışırken, İstanbul'da görev yaparken, o arkadaşlara da sevgi selam gönderiyorum. Bir arkadaşım dedi ki, sevgili Ayşenur, sen derleme söylemiştin, işte annemin bazı söylediği türküler var dedi. Bunlara bir bakar mısın? Dedim tabii, hemen seve seve gözüm böyle ışıldadı. Peruze İver anneye de selam gönderelim. Çanakkale Biga yöresinden kendileri ve öyle bir şey oldu ki Çanakkale savaşları sırasında muhtemelen ortaya çıkmış o savaşların nasıl geçtiğini, neler yaşandığını anlatan çok eski bir türküye ulaşmış olduk onun sayesinde. Onu yani ben, bu hiç piyasada olmayan bir türkü. Evet, oldu. Şimdiye kadar siz hiç buldun. TRT repertuarına girmemiş ve hiç bilinmiyor. Sadece çok oradaki güzel. Yerel halktan bazı kişiler, çok yaşlı insanların bu işe gönül vermiş ya da işte türkü mırıldayan insanlar tarafından, birkaç kişi tarafından biliniyor. Onu bana aktardı. Ben notayı aldım, kendisinin görüntülerini çektim, beraber söyledik ve TRT'ye başvurduk. Sevgili Makbule Kaya abla da bize yol gösterdi. O da bizim yöremizin sanatçısı. Çok güzel. Ve TRT kabul etti, kayıtlara girdi. Birkaç ay önce TRT Türk Halk Müziği Gençlik Topluluğu ve Türk Halk Müziği Topluluğu bunu seslendirdi. Radyo kayıtlarına, TV kayıtlarına girdi. Çok güzel. Bana olmuş. Da güzel bir anı oldu, mutluluk oldu. Evet, çok güzel olmuş. Demin ama böyle gün yüzüne çıkmayan da eserlerimiz hala da var, evet, yani değil var, mi? Var, tabii. Var, tabii. Var. Anadolu'nun her tarafı bir pınar. Hani gittiğimizde bir yerden bir şeyler fışkırır, su işte pınarları görürüz Anadolu'nun her tarafında. Aynı şekilde yemek kültürü de bir derya. Müzik, evet, kültürü de bir derya, insan faktörü de bir derya, düşünce faktörü de bir derya. Anadolu eşsiz bir coğrafya. Oradan, o kovuklardan, o çatlaklardan bize sızıp ulaşan bir damlacık oldu. Ben onunla mutluyum. Çok güzel. Peki şöyle bir şey diyeyim sevgili hocam. Zeytinyağlıyı seviyor musun? Çok. Zeytinyağı çocuğuyum zaten ben. Zeytinyağlı çocuğunuz. Ondan sonra tabii bizi doğunca önce zeytinyağla yıkıyorlar diyebilirim. Yani. Çok da güzel. Evet. Peki zeytinyağlı üzerine güzel bir eser derlediniz. Gerçi o eseri çevirme yaptınız. Evet, evet. Peki bu nasıl oldu, nereden esinlendi, nerede aklınıza geldi böyle bir şey, evet, yapmanız? Annem abimi zeytin toplamadan gelip öyle doğurmuş. Bendeyken biraz da rahatmış ama yani öyle bir coğrafyadan geliyoruz. Yani bizim kundaklarımız, evet, ilk önce zeytin ağacına asılıyor, öyle düşünün. Muğla, Milas. Pınarcık bölgesi. Eski haberlerimiz o şekilde. Evet, yani, tabii yani. Bafa Gölü çok güzel zeytinyağı üretir. Evet. Türkiye birincisi falan oldu. Ve Türkiye'nin %22'sini falan çıkartıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi böyle bir coğrafyadan geliyorum ve şöyle bir türkümüz var. Zeytinyağlı yemem, hı, aman. Evet. Yeme diyor. Basma da fistan giyemem aman. Neden giymiyorsa. Yani, evet, niye giydirmiyorsa. Neden giydirmiyorsa. Bunlar hep soru işareti, ünlem. Senin gibi cahile, yani basma fistan giyene diyor ki senin gibi cahile ben efendi diyemem aman. Halbuki Mustafa Kemal'in de Atatürk'ün bir sözü vardır. Köylü milletin efendisi, yani üretim yapıyor çünkü tam şeyi ayakta tutuyor.
ülkeyi ayakta tutuyor, besliyor. Orduyu besliyor. Bu olumsuz sözleri başka devletlere hizmet eden, ettiğini düşündüğüm en azından naçizane olumsuz sözleri zeytinyağlı yiyelim haydi, basmada fistan giyelim haydi, köylü başımın tacı biz efendi diyelim gari diye böyle biraz esprili, biraz Ege yöresini katarak yani, çevirdim, tekrar yazdım. O zaman yazdım şöyle bir şey mi düşünmüş diyorsun? Yani ülkeyi bitirmek için çiftçiyi bitirmek anlamında. Evet tabii yani Anadolu bir türlü biliyorsunuz Osmanlı'da bildiğim kadar 207 savaş var. En son Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hepimiz biliyoruz neler yaşadığımızı. Anadolu neden teslim alınamıyor? Çünkü orduyu besleyen bir köylü var. Onun üretimi bitmediği sürece bu topraklar hiçbir şeye teslim olmayacaktır. Bunu bildikleri için ve gıda günümüzde en stratejik malzeme, buralardan bir şeyler yapılmaya çalışılmış ülkenin üzerinde. Ben de bunu fark edenlerden olarak bir sorumluluk hissettim o toprağın çocuğu olarak. O türküyü yeniden sözlerini yazdım. İsteyen öyle söyleyebilir. O zaman bir şöyle bir şey yapalım. İsteyen mı? Böyle söyleyebilir. Şimdi o ben türkünüz böyle katkı sunmak istedim. Çok güzel hocam. O zaman türkünüz YouTube'da var. Bir kısaca bir bakalım mı? Evet var. Biz bunu bu albümden sonra tek parçada yapmayı planlıyoruz. Onu da müjdesini verelim. Evet. YouTube'a da bir demo kaydını ben böyle paylaştım. Bir de bakalım sevgili izleyenlerimiz ne diyecekler. Hemen şöyle bir görelim. Zeytinyağlı yiyelim haydi, basmada fistan giyelim haydi, basmada fistan giyelim haydi. Köylü başımın tacı, biz efendi diyelim gari, biz efendi diyelim gari. Kalmam ben duman içi dağlarda, alırım sevdiğim yarimi. Kalmam ben duman içi dağlarda, alırım sevdiğim yarimi. Zeytinin ezmesini severim sızmasını, severim sızmasını. Bir dalını kesemem, dikerim yenisini, dikerim yenisini. Kalmam ben duman içi dağlarda, alırım sevgili yarimi. Kalmam ben duman içi dağlarda, alırım sevdiğim yarimi. Ege'liyiz diyenler, üç etekli giyenler, üç etekli giyenler. Doktor yüzü görmezler, zeytinyağlı yiyenler, zeytinyağlı yiyenler. Çıkalım şu dağların başına, gel sevdiğim salına salına. Zeytin gözlüm dayanamam sana, sarayım seni ben kollarıma. Çıkalım şu dağların başına, gel sevdiğim salına salına. Zeytin gözlüm dayanamam sana, sarayım seni ben kollarıma.
Eline sağlık. Çok, çok, sağ çok da güzel olmuş. Eyvallah. Peki bu eseri dinlerken böyle hiç şaşıran oluyor mu? Şimdi kendine Zeyni Ali yiyemem evet, yani alışılmış. İlk zamanlar şimdi bu o kadar oturmuş bir eser ki yıllardır söyleniyor bu. Yani 1950'li yıllardan beri sanırım söylenen bir parça. Çok da meşhur olmuş bir parça. Bir sürü sanatçı bunu söylemiş. O kadar oturmuş bir parça ki bazen benim bile böyle hani eskiye söylerken gittiği oluyor. Değil o mi? Kadar artık beyinlere size oturmuş bir parça. Ama bu da bir farklılık olsun. Böyle de söylenebilir diyorum ben. Bundan sonra da belki de böyle söylensin istiyorum yani. Evet. O zaman şimdi sevgili izleyen biz de köftemizi hazırladık. Köftemiz hazır. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Hemen köftemiz hazırlandıktan sonra onu fırına gönderelim. Karnıyarık için de hazırlığımıza devam edelim. Köftemiz hazır. Onun içine baharatlarınızı, kullanacağınız kadar kıymanızı, soğanınızı da tabii dahil edebilirsiniz. Hemen güzelce bir şekilde köftemizi hazırladık. Minik minik kestik. Fırınımıza yolluyoruz. Onlar yavaş yavaş fırında pişmeye başlayacak. Biz de kenarda soğanımızı, ondan sonra biberlerimizi hepsini hazırlayacağız. Köftelerimiz çıktıktan sonra beraber karıştıracağız. Ondan sonra sosumuzu hazırlayacağız. Patlıcanları içini dolduracağız ve içini doldurduktan sonra tekrardan fırına yollayacağız. Fırında iyice bir pişmeye başlayacak, iyice bir hazırlanmaya başlayacak. Piştikten sonra da hem lezzetli hem de güzel bir karnıyarık yemiş olacaksınız inşallah. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Yavaş yavaş fırınımızı kapatalım. Şöyle sevgili Ayhan Köseoğlu, Doğu TV'nin yönetim kurulu başkanı bizleri izliyor. Kendisine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sevgili Ayhan Köseoğlu Bey bizleri izliyor. Buradan kendisine, bütün çalışanlarına ve Doğu TV'deki bütün çalışanlarına benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Ondan sonra sevgili Elif Doğan, Şevket Doğan, ikisi de bizleri izliyor. Buradan onlara da benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sevgili Karakız, Saray Nur'a da benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Peki Ege dediniz. Gidip geliyorsunuz tabii Ege'de çok da güzel. Evet. Bundan sonraki yapacağınız albümlerde yine yer verecek misiniz böyle Ege türkülerine olacak var mı? Yine Ege tınıları, böyle teke yöresi Ege. Hatta sürpriz bir şey yapacağım. Şimdi söylemiyorum onu. Yaptığımızda paylaşırız. Çok güzel. Farklı bir çalışma yapmayı planlıyorum onunla ilgili. Ege yöresinin içerisinde olduğu, Ege söyleminin, Ege ağzının, tınısının içinde olduğu. Yaptığım besteler arasında Zeybek formundaki eserler de var. Onları da kısmet olursa ikinci albümde paylaşmayı ümit ediyorum. Peki böyle genellikle Egelilerin sizden istediği böyle farklı eserler var mı? Zeybek tabii hemen isterler. Şey, hemen Zeybek olsun. Ege deyince Zeybek. Hatta buraya gelmeden önce bir hemşerim, sevgili Atilla Usta, bizim de burada sponsorluğumuzu yapan, hemen onu da belirtelim, Karadoğan Otolastiğin. Otomotiv'in sahibi bir dostumuz var, hemşerimiz. Bana dedi ki hemşerin senden Zeybek istiyor. Ama dedim canlı yayın ama hani bağlamayla bir şey çalmayacağız. Bir sonraki sefere inşallah dedik. İnşallah. Buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Tabii Ege deyince ilk akla gelen şey Zeybekler. En çok istenen de o. Şimdi hem müzikle uğraşıyorsunuz hem öğretmenlik yapıyorsunuz. İkisi de çok da güzel bir meslek. Eyvallah, biliyorsun. Sağ olun. Ve bunun yanında bir de yazarlık ve şairlik var sizde. Herhalde şiir kitabınız çıkacak ama şimdi roman kitabı herhalde hazırladınız. Peki kitaba merakınız nasıl başladı? Yazarlar nasıl şöyle başladı? Şöyle oldu. İnsan bir şey niyet edince Mevla onun karşısına bunu çıkarır diye düşünüyorum ben. Benim içimde bu zaten vardı, hani hikayeyle, öyküyle, şiirle zaten ilgileniyordum ama bir proje önüme geldi. Hakan isminde bir arkadaşımız, bir uluslararası dernek aracılığıyla tanıştığımız. Dedi ki ortak bir roman projesi var, sen de yer alır mısın? Ben de seve seve dedim, çok da hoşuma gitti. 18 yazar birbirinin yazdığını bilmeden, kimin ne yazdığını bilmeden bir sonraki yani alıp devam ettirerek. Yani habersiz bir şekilde. Birbirinden habersiz. Kim nereye yazdı bilmiyor. Çok güzel. Sadece herkes kendi yazdığını biliyor. Bu şekilde konsepti olan Melek Ağacı isimli bir roman yazdık biz. 2013'ten beri piyasada Togan yayınlarından çıktı. İnternette de. Ve peki baskılar nasıl gidiyor? Benim bildiğim kadarıyla iyi. Yani takip edemiyorum tabii uzun zamandır. Hani başka işlerle uğraşınca hepsini birlikte takip etmek mümkün değil. Ama bir ses getirdiğini ve çok ilgi çektiğini duyuyorum ve istiyorum arkadaşlarımdan.
Çok güzel. Ondan sonra da tabii ki şiir kitabı dedik. Evet, o hazır. İşte ben hem kendi eserlerimi, şarkı sözlerini yazıyorum hem de böyle bir liseden beri şiir yazıyorum. Üniversitede yazdıklarım, sonrasında yazdıklarım sanırım bir iki şiir kitabı olacak şekilde birikti. Benim için hazır ama tabii bu albüm çalışması, sonrasında tanıtımı vesaire derken bayağı bir yoğunluk oluyor. O yoğunluğu atlattıktan sonra daha huzurlu bir, daha sakin bir döneme geçtikten sonra onu okurlarla paylaşmayı istiyorum. Çok güzel. Peki hiç böyle öğrencilerinizin böyle şiirler yazıp size getirdiği veya türküler yazıp size getirdiği oluyor mu? Benim hocam öğrencilerim, bu da çok da güzel. Ben evet, kendim yazdım. Evet, oluyor ama şöyle, benim öğrencilerim sanayide çalışan çocuklar, çırak ve kalfalar. Onların maalesef, üzülerek hani bunu ifade ediyorum, biraz kalbim acıyarak diyeyim. Çalışmaktan inanın kendilerine fırsatları olmuyor. Yani çocuk kendi dünyasını dönüp kendisini tanıma, çevreyi tanıma, dünyayı tanıma, algılama sürecini yeterince yaşamıyor. Çünkü haftanın 5 günü bir fiil iş yerinde çalışıyorlar ve ağır ve tehlikeli işler grubunda bu işler. Kolay bir şey değil. Meslek öğrenmeye çalışıyorlar. O kadar az zamanları kalıyor ki geri kalan zamanda genellikle ya uyuyorlar ya dinleniyorlar. Hani çok bunlara giremiyorlar. Aslında zaman bol olsa çok cevher var içlerinde. Tabii müzikle uğraşan, şiir yazan, okuyan öğrencilerimiz de var. Ama gönlüm ister ki daha çok olsun. Çünkü edebiyat insanın ruhunu yüceltir. Sanat insanın ruhunu yüceltir. Ne kadar onunla iştigal olursa birey o kadar gelişir, yükselir. Peki öğrencilerinizi ne kadar bir sıklık aralıklarla takip ediyorsunuz, yanlarında bulunuyorsunuz hocam? Biz aylık olarak işletmelerimizde çalışan çocuklarımız bir kere kontrole gidiyoruz. Sonra bütün işletmelerle zaten telefon bağımız var. Direkt, birebir, istedikleri zaman 24 saat çarpı 7 gün, çarpı 365 gün bize ulaşabiliyorlar. Öğrencilerimizle de ben bir öğretmen olarak, arkadaşlarım da öyle. Kendi bireysel numaramı veriyorum özellikle. Çok güzel. İstiyorum ki yani öğrenci bir şeye ihtiyaç duyduğu zaman başka bir yerden yardım almak yerine öğretmeninden yardım alsın, sağlıklı bir kanaldan yardım alsın. Böylece gençlik ve ergenlik çağı problemleri en az olarak atlatılsın. Yani o da gerçekten kendi numaranızla verilmesi de çok da güzel bir şey. Yani ona birebir diyalog halinde olman. O da çok güzel bir şey. Rehberlik en büyük kısmı işi. Değil mi? Peki kısa film dedik. Kısa film nasıl oldu? Yine aynı az önceki bahsettiğim proje içerisinde bizim bir müzik grubumuz vardı. Bu Mutluluk Korosu isimli bir koromuz vardı. Bu koro çalışmalarını yaparken çalışma arkadaşımın bir yine uluslararası bir dernekte yarışma var dedi. Ne yarışması dedim? Kısa film dedi. Tamam yapıyoruz o zaman dedik. Ve senaryosunu ve müziklerini ben yaptım. Sevgili Bülent abimiz de yönetmen. Ve az önce bahsettiğiniz Doğu TV'de Yunus Topçuoğlu kameraman arkadaşımız. Sevgili Ediz'e de buradan sevgilerimizi gönderelim yönetmen. Onunla birlikte çektik filmi ve yarışmaya girdi. Çok güzel. 60 film içerisinde ilk 20'ye girdi film. Ve ama çok ciddi baba diyelim artık sanatçıların arasından sıyrıldı. Mesela Gerard Depardieu'nun oynadığı bir kısa film dahi vardı içinde. Benim için bir deneyim oldu. Çünkü sanat bir bütün. Hani bir şeyle bir şey yapıyorsunuz ama tek başına bir şey değil bu. Yani yemek yaparken koyduğunuz malzeme soğanla, biberle, değil mi? Siz yapıyorsunuz şu anda. Salçayla nasıl etkileşirse güzel oluyor. Sanat da böyle. Diğer sanat dallarıyla etkileşirse gelişiyor, ilerliyor. Ben de müziğin yanında onlarla da hobi anlamında uğraşmayı seviyorum. Peki sevgili Muammer Engin Su'yu dinlemek isteyen veya da bu eserleri tekrardan izlemek ise şu anda sosyal medyada bulabilirler tabii mi eserlerinizi? Tabii bulabilirler. Facebook, Twitter, Instagram üzerinden Muammer Engüsü yazdıklarında zaten hemen karşısına çıkıyor. Instagram'da muammer.engüsü diye çıkıyor. Bizim
Muammer.engin.su değil mi? Evet. Instagram Muammer.engin.su. Evet. Ya adımı yazınca çıkıyor. İsim çok bulunmayan bir isim. O yüzden hemen çıkıyor. Genellikle Muammer bizim Van'da biraz tercih edilen bir isim. Evet, var. Doğrudur. Parçalarımız zaten bütün internette müzik sitelerinde var. Uluslararası ve ulusal bütün dijital müzik sitelerinde var. Albümümüz bütün DNR mağazalarında, müzik mağazalarında mevcut. İsteyen albüme de ulaşabilir. İnternetten indirebilir veya YouTube'dan dinleyebilir. Peki parçası da aynı şekilde. Tabii onunla değineceğiz. Peki konserler, böyle organizasyonel festivaller olursa nasıl ulaşacak bize? Evet, oluyor. Onlar zaman zaman konserler yapıyor. Şimdi bahar ve yaz geliyor. Evet. Usul usul da başlayacak. Buradan sevgili benim menajerim, sağ olsun beni de sizlerle buluşturan Naci Altın Bey'e de sevgi selamlarımı gönderiyorum. Bize de kendisine ona ulaşabilirler. Naci Bey'in telefonunu verebiliriz. Tabii ki. Menajerim Naci Bey'in. 0535 433 48 26 0535 433 48 26 Noğlu telefondan kendisine ulaşırlarsa. Evet, sosyal medyadan da ulaşmak istiyorsan Naci Altın. Naci Altın sosyal medyada da ulaşmak istiyorsanız Naci Altın yazarsan zaten bütün sosyal medya hesapları çıkacak. Orada tabii ki o da 30 senedir bu camiada ve çok da güzel şeyler yapıyor. Değil mi? Evet. Çok değerli bir insan. Sevgili Naci Altın'a da ulaşabilirler. Çalışmadığı insan yok. Yani o kadar geniş bir portföy var, sağ olsun. Bize de büyük bir katkı sundu. Ona ulaşabilirler o yolla. Gerekli şeyler yapılabilir. Yemeğimiz oluyor galiba bu arada. Evet, hashtag'imiz de sevgili izleyicilerimiz, her hafta aynı şekilde hashtag'imizin altına da aynı şekilde yorumlarınızı yazabilirsiniz. Her türlü yorumlarınız, yemekleriniz varsa, aynı şekilde önerileriniz varsa hashtag'imizde Şef Abdullah Usta TGT.EU, Şef Abdullah Usta TGT.EU ya yazabilirsiniz. Hashtag'imize de yazabilirsiniz aynı şekilde. Facebook, Twitter, Instagram aynı şekilde de hashtag'imize sizler de yorumlarınız varsa, yemekleriniz varsa oradan bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi dedi ki konser ve festivaller, ondan sonra klip olacak mı? Peki 10 eserlik güzel bir albüm çalışmanız oldu. Evet. Buna yine kaç tane klip düşünüyorsunuz? Var mı böyle bir düşünceniz? Birinci klibi çektik. Çok güzel. Albümün adı Yağmur'un Kızı. Ancak biz Ömrümü Verdim parçasına önce klip çekmeyi doğru bulduk. Şimdi ikinci ve üçüncü kliplerimizi de planladık. Onları da zaman içerisinde hayata geçireceğiz. Ömrümü Verdim klibini internette, YouTube'da, sosyal medyada bulabilirler. Çok güzel. Şimdi sevenleri tabii ki onlar da takip ediyorlar, merak ediyorlar. Evet. Birazdan da eser alacağız. Peki ikinci albüm nasıl olacak? İkinci albümümü ben şöyle planlıyorum. Birinci albüm Çağdaş Türkü'den Slow Pop'a kadar uzanan, böyle 80'li yılların, biraz 70'li yılların samimiyet ve içtenliğini albüme taşıyan eserlerden oluştu. İkinci albümde biraz daha böyle Batı ve Anadolu rock formuna yakın eserleri seçmeyi planlıyorum çalışmalarım arasında. Bakalım, yol haritası böyle gibi şimdilik. Çok güzel. O zaman biz şöyle bir listemiz hazırsa alalım arkadaşlar. Ondan sonra birazdan sütaçımızın listesini alalım. Ondan sonra birazdan da devam eden güzel bir eser dinleyeceğiz. Sizler de canlı yayınımıza bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada aynı şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. Hashtag'imize de aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Şef Abdullah Usta TGT.EU hashtag'imize de yorumlarınız varsa, önerileriniz varsa oradan da ulaştırabilirsiniz. Evet, hemen şöyle biraz hafif suyumuzu. Evet, şöyle limonlu güzel bir sütaş yapacağız. Evet, bulgurlu limonlu sütaj içinde sevgili izleyenlerimiz tabii ki limonun kabuğunu kullanacağız. 1 litre kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar bulgur, ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 1 adet limon kabuğu kullanılacak. 1 litre kadar sütümüz, ondan sonra 1 su bardağı kadar bulgurumuz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 1 tane de limon kullanacağız. Tenceremize önce hemen güzelce bir şekilde biz hafif bir suyumuzu ilave edeceğiz. Önce bulgurumuzu biraz bir
pişimi için bulgurumuzu önce bir haşlayacağız. Onları haşladıktan sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Sütümüzle beraber yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra şekerimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra nişastamızı hazırlayacağız. İçine ilave edeceğiz. Bir tane limonumuzu kabuğunda içine ilave ettikten sonra iyice bir kaynayacak. Koyulaştıktan sonra sunum yapacağız. Tabaklarımızı alıp üzerini süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sütlaç olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edelim. Peki Ege'nin hangi yemeklerini çok fazla seviyorsunuz? Ben taştan yumuşak her şeyi yerim diyorum. Çok güzel. Yani yemek ayırmam. Sebze kültürünü çok severim, balık da severim. Ama eti de ayıramıyorum. Yani bunlar hiçbirini birbirine ayırmak mümkün değil. Ege'nin tabii geniş bir yelpazesi var. Ottan ete kadar uzanan, işte deniz ürünleriyle de böyle. Ama genellikle orada biraz yeşillik fazla seviyor, evet, değil tabii, mi? Tabii her sofrada mutlaka salatalar, yeşillikler. Ot kavurmaları, böyle ebe gömeci kavurmasına mesela ben bayılırım, yani öyle diyeyim size. Çok güzel. Şimdi köftemiz de hazırlandı sevgili izleyim. Sosumuzu da karıştırıyoruz. Ben yavaş yavaş hemen patlıcanları da hazırladım. Köftemizi tenceremize gönderdik. Patlıcanın üzerine çok hafif bir şekerimizi unutmayacağız. Toz şekerimiz, o acımsı tadı almamız için. Ben yavaş yavaş hazırlığıma devam edeyim. O zaman biz de sevgili hocamdan güzel bir eser dinleyelim mi? Tabii. Tamam.
Sağ olun. Yağmur'un Kızı değil mi? Evet. Evet. Çok da güzel bir eser. Çok sağ olun. Peki sevgili Muammer Engisu evli mi? Hayır, bekar hala. Bekar hala. Evet. Babamın en büyük problemi buradan bana ne diyordur bilmiyorum şimdi. Değil mi? Evet. Peki böyle bir ailede bir talep oluyor mu? Oğlum bir önce işte evlen diye. Hiç bitmiyor, hiç bitmiyor. Hiç değil bitmiyor. Mi? Daima sürüyor. Evet. Peki hiç annem baban, babam buraya ziyarete geliyor mu ailen? Tabii tabii. Geliyor. Zaman zaman siz de gidiyorsunuz evet, oraya. Peki, ama o İstanbul'u çok sevmiyor. Buraya geldiği zaman siz diyor gönüllü hapishanede duruyorsunuz. Yani gerçekten ama insan oraları gördükten sonra tabii yani Muğla aynısını... şimdi doğasıyla, iklimiyle, havasıyla, suyla yani anlatmaya gerek yok. O kendini zaten över. Öyle bir yerde yaşadıktan sonra İstanbul'a neden gelsin? Ben de şöyle Muğla'daki bizim akrabalara Akgün aileme de benden kucak dolusu sevgi ve selamlarımı göndermiş olalım. Orada da bizim de akrabalarımız var. Benden kucak dolusu sevgi ve selam olsun. Peki böyle Muğla halkının size nasıl bir desteği var? Böyle bir ilgisi, desteği oluyor mu onların? Sağ olsunlar. Başta ailem, sevdiklerim, akrabalarım, köylülerim ve beni tanıyan herkes, yani Muğla'da olup da beni tanıyan herkes çok ciddi destekleri var. Özellikle sosyal medya biliyorsunuz bu konuda çok etkili. Evet. Orada bunu gerçekten yaşıyorum ve hissediyorum. İlgileri de destekleri de çok iyi. Ben çok memnunum sağ olsunlar. Yani o desteği insan gördüğü zaman ayrı bir mutlu oluyor değil mi? Tabii yani şimdi ben şuna inanıyorum. Yerellikten ulusallığa, ulusallıktan evrenselliğe giden bir çizgi var. Ben de tam o çizgiden gelen bir insanım. Yani bir köyde yetişip sonra şehre, kentli olup daha sonra dünya insanı olma yolunda, yani evrensel bir insan olma yolunda çabalayan bir insanım. Dolayısıyla o aldığım kültür olmasaydı, orada doğmamış olsaydım bunları nasıl yazacaktım? Nasıl peki, anlatacaktım? Peki şöyle yani bir şey diyeyim o zaman. Sevgili Muammer Engisu, öğretmen olmasaydı hangi mesleği seçecekti? Ben müzik okurdum. Müzik okurdum. Tabii yani kesin. Zaten isteğim de oydu ama o günkü imkanlar, şartlar konservatuvara girmek için gerekli bir eğitimi alamamıştım. Çünkü imkan yoktu. Yani köyde okuyorsunuz, ilk öğretim orada. Ortaokul kasabada, lise, ilçede derken o zamanlarda bu kadar çeşitli imkanlar yoktu. Okuma şartları zordu değil mi o zaman? Tabii ki çok zordu. Ben liseyi 2-2,5 senesini kuzenlerimle ve köyden okuyan çocuklarla birlikte geçirdim. Tek başına okuduk yani öyle diyebiliriz. Üniversite keza öyle. Şimdiki gençler bazı şeyler... imkan yani şartlar her zaman şey olmayabilir. Bir imkan sunulursa eğer tabii ki oradan filiz denen tohumlar daha fazla oluyor. Evet. Müzik öğretmeni ve işinin ehli insanlarla ders alıp devam etmiş olsaydım o dönemde konservatuvardı. Ama bana öğretmen olmam ayrı bir şey kattı. Bugün bu kadar şeyi yazabilmişsem bunda öğretmenliğin payı çok büyük. Belki müzik okusaydım bu kadar yazamazdım. Çünkü insanla uğraşırken insanı gözlemleme şansınız var. Onu okuma şansınız var. Yani insan okumak diye bir şey var. Ve onun hayatınızda olması bir meslek olarak bana çok şey kattı. Çok şey borçluyum. Çok güzel. O zaman şöyle bir yemeğimizi anlatalım. Tabii, devam edelim tabii, hocam. Seve seve. Çok güzel gözüküyor bu arada. Çok teşekkür ettim hocam. Biz de köftemizi hazırladık. Sevgili izleyenlerimiz patlıcanların içini doldurduk. Hafif şekerimizi, toz şekerimizi unutmayacağız. Hem o patlıcanın acımsı tadını alması için hem de sosumuzun o acımsı tadını alması için biraz şekersiz de serpiştirebilirsiniz üzerine. Köftenizi hazırladınız. Patlıcanların içini doldurdunuz. Ondan sonra ayrı bir kabımızda salçamızı, baharatlarımızı, hafif biraz yağımızla beraber tekrardan sos hazırlıyoruz. Çok fazla yağ kullanmadım. Çünkü biliyorsunuz kızartma olduğu için patlıcanlarımız az yağ kullanmaya gayret ettik. Ondan sonra sosumuz hazır. Önce sosumuzdan hafif biraz üzerine. Böyle biraz. Üstüne ekstradan tabii ki isterseniz domates, biber kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. Çünkü içine kullandığımız için ekstradan gerek yok. Tekrardan biraz daha sosumuzdan kenar kısımlarına dökelim. Ondan sonra fırına yollayacağız. Fırında iyice bir pişecek. İyice bir piştikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Karnıyarık olmuş olacak. Onun için ben hemen hazırladım yemeğimi. Fırına yolluyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Bizim aşçılık bölümü öğrencilerimiz var. Sizi ilgiyle izliyorlar şu anda eminim. Benden de onlara buradan sevgi ve selamlar olsun. Şimdi yavaş yavaş hazırlığımıza devam ediyoruz. Güzelce bir şekilde fırına gönderdik. O pişmeye başlayacak. Ondan sonra bulgurumuz,
kaynamaya devam ediyor. İyice bir hazırlanacak. Bulgurumuz hafif bir ön pişirim yapıyoruz. İçinde hem sert kalmasın hem de iyice pişsin diye ön pişirim yaptık. Suyla beraber sadece pişirimimizi yaptık. Onun suyla beraber biraz şöyle bir pişirdikten sonra sütünüzü, kullanacağınız kadar sütünüzü içine dahil edin. Sütümüzü de gönderdik. Onunla beraber hafif biraz karıştırıyorum. Ondan sonra şekerimiz de yavaş yavaş kaynamaya devam edecek sütlaçımız için. Hemen bulgurlar haşlandı. Sütümüzü ilave ettik ve şekerimizi ilave edeceğiz. Şimdi tabii ki öğretmenlik dediğin gibi hem zaman kazandırıyor hem de çok da güzel bir meslek. Tabii benim amcamın oğlu da, o da öğretmenlik yapıyor. O da Sefaköy'de öğretmenlik yapıyor. Hem de kendisi şairlik yapıyor. 3-4 tane de kitabı var. Sevgili Yavuz Yavru, Türkiye'de benden sevgi ve selamlar olmuş olsun. Tabii siz de diyorsunuz. Öğretmenlik ayrı bir meslek, çok da güzel bir meslek, iyi ki seçmişim diyorsunuz. Evet, tabii inşallah daha iyi, daha güzel yerlerde müzik olarak da sizleri görmüş olacağız. İnşallah. O zaman biz şöyle bir şey yapalım hocam size, kısa bir ara gideceğiz. Tamam. Aradan sonra tekrardan devam edeceğiz. Tabii, seve seve. Evet, sevgili izleyenlerimiz, biz de hazırlığımızı yapalım. Güzelce bir şekilde hazırlığımızı yapacağız. Sizde de sevgili Muharrem Enginsu'nda güzel eserler dinlemek istiyorsanız aynı şekilde birazdan reklamdan sonra yine eserleri dinlemeye devam edeceğiz. Bizlere de ulaşmak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 nolu numaradan ulaşabilirsiniz. Bize yavaş numaramız 0212 454 55 71 nolu numaramız. Bundan sonra numaramız bu. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Siz çayınızı alın. Biz de hazırlığımızı yapalım. Çok kısa bir ara edeceğiz. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edeceğiz. Reklamdan sonra buradayız. Reklamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırlığımıza devam ettik. Şöyle güzelce bir şekilde bulgurumuz hazır. Onu haşladık, sütümüzü ilave ettik, şekerimizi ilave ettik. Yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Biz de ayrı bir kabımızda nişastamızı hafif hemen bir suyla açalım. Nişastamızda hafif bir suyla açtıktan sonra içine ilave edeceğiz. Ondan sonra sütlaçımız hazırlanmış olacak. Bir paket vanilyamız çok da güzel bir lezzet katacak. Onu da içine ilave ediyoruz. Limonumuzu birazdan içine ilave edeceğiz. Nişastamızı hazırladıktan sonra hemen tekrardan o koyulaşana kadar kaynatacağız ve sütlaçımız güzelce bir şekilde hazırlanmış olacak. Hafiften şöyle biraz eritelim. Ondan sonra devam edeceğiz hazırlığımıza. Peki tatlının aranızda asıl hocam? Çok yok işin doğrusu. Özellikle hamur tatlıları hiç aram yok. Ama meyveli ve sütlü tatlılar olabilir. Çok tatlı yiyen biri değilim. Ama canım çekerse de alıyorum, yiyorum mutlaka. Daha çok meyveli tatlılar, işte ne bileyim bir ayva tatlısı mesela çok severim. Özellikle üstüne biraz da böyle kaymak varsa hoşuma gider. Çok güzel. Yani diyorsun hamur çeşitleri hamur, çok fazla aran yok diyorsun ama. Çocukluğumdan beri böyle hamur fazla yiyen bir kültürden gelmiyoruz zaten. Ailede de çok tüketilen bir şey değil. Dolayısıyla ben de hani bu bilince ulaştıktan sonra çok fazla hamur tüketmenin de bir esprisi yok. Vücuda da malum zararları. Dolayısıyla az hamur, çok yeşillik. Ve öyle devam. O zaman az hamur güzel bir eser diyelim mi? Evet diyelim. Tamam, tamam. O zaman.
Sağ olun. Güzel. Eyvallah. Peki böyle okuldayken, böyle boş derslerde hiç böyle güzel eserler okuyor musun hocam? Bazı derslerimde evet, mesela görsel sanatlar diye bir dersimiz var bizim. Sanat eserlerini, onu algılamayı işleyen bir ders. Yani çocuğun dünyasında yeni pencereler açmaya yönelik bir dersimiz var. Orada müziği zaman zaman, resmi, müziği, şiiri, edebiyatı kullanma imkanı var. Keşke daha çok olsa, daha çok kullansak. Peki böyle müziğe gönül veren çocuklara ne önerirsiniz? Gençlerimize diyeyim. Benim naçizane hani böyle öğreten adam olmak istemem bu konuda. Hani bir şeyler söyleyen insan olmak istemem ama zaten içinde bir insanın aşk varsa bir şeye karşı, bu illa müzik olmak zorunda değil. Hayatın herhangi bir alanında herhangi bir şeye karşı bir aşk varsa o mutlaka o bedenden dışarı çıkacaktır. Yani bir sevgi varsa o yönde... Evet, tabii. Sadece heves yeterli değil. Çok ciddi anlamda çalışmak gerekiyor bunun için. Hani şunu unutmayalım. Bir enstrüman çalan bir insanın virtüözlük düzeyine ulaşabilmesi için günde saatlerce çalışması gerekiyor. Bu çok büyük bir emek. Yani sadece istidat, yetenek yetmez. Öğrenmek, çalışmak, sabretmek, pişmek gerekiyor. Uzun bir yol. Tabii ki hayatın içerisinde müziğin olması için illa profesyonelce uğraşılması da gerekmiyor. Bu bir hobi de olabilir. Müzik dünyamızı güzelleştiren bir şey çünkü. Ruhumuza bir şeyler katan, besleyen bir şey. Hangi dalda, hangi kategoride olursa olsun disiplinli çalıştıktan sonra yetenek de varsa mutlaka ve mutlaka, hele günümüzde bu kadar imkan varken, değil mi? Evet. Yani oturduğunuz yerden bir şey, bir parçayı çekip bir internete atabiliyorsunuz ve ertesi gün milyonlar, onu milyonlar izliyor. Evet. Bu inanılmaz bir imkan. Böyle bir imkan varken zaten o yeteneklerde yerini bulacaktır. Sadece şunu ben isterim. Televizyonlar ve radyolar çok önemli bu konuda. Yani herkese bir fırsat eşitliği, müziğin bütün türlerinin televizyonda, radyoda olabilmesi lazım. Olması gerekiyor. İnsanlar şey gibi, değil mi? Yani her gün aynı yemeği yemek ister misiniz mesela? Yemek istemezsiniz değil mi? Evet. Değiştirmek istersiniz. Müzik de böyle. Her gün aynı şeyleri radyoda çalmak yerine ne kadar çok çeşitli müziğe yer verirse kulaklarımız o kadar çok, yani, ruhumuz o kadar çok beslenir. Yani diyorsunuz ki farklı sesler de olsun değil mi? Tabii, hep aynı mutlaka, sesler değil. Yani o kadar güzel bir araç ki bu. Biliyorsunuz Türk kültüründe Osmanlı'da da bu iş yani çok iyi yerlere gelmiş. Ta Orta Asya'dan beri müzik bir şifa aracı olarak kullanılıyor aynı zamanda. Evet. Müziğin böyle bir tarafı da var. Onu son zamanlarda keşfetti. Gerçi bu dediğiniz gibi yani Osmanlı'da gelen bir şey ama evet, onu biliyorsun Avrupa sonradan keşfetti. Evet. Şimdi onlar uyguluyorlar. Batıya giden pek çok şey doğudandır biliyorsunuz. Değil mi? Bizden de dediğiniz gibi. Evet. O zaman ben şöyle bir listemi alayım, devam eder mi hocam? Tabii. Şimdi sevgili izleyenler, sütlaçımız hazır, karnıyarımız hazır, o pişmeye devam ediyor. Sizler de canlı yayına bağlamak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 numaralı numaramızdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan TGT olarak hem Facebook'ta hem Twitter'da hem Instagram'da hem YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Programlarımızı orada da bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz yemekler varsa orada bakabilirsiniz. Ondan sonra canlı olarak internette izleyebilirsiniz bizleri. Programımızın tekrarı gece saat 1 ile 1.30'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonuna saat 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim Yavrutu sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden bana yemeklerinizi gönderebilirsiniz. Yemekler hakkında bilgiler alabilirsiniz. Bizleri tabii ki programımızda bulunmak istiyorsanız bitişikşefabdullahusta.tgt sayfamda veya da bütün sosyal medya hesaplarında da ulaşabilirsiniz. Evet, ben hemen şöyle bir eriştemiz, bademli eriştemiz için neler kullanacağız? Yavaş yavaş hemen listemizi alalım. Evet, bademli kavurma erişte için de sevgili izleyen, bir paket eriştemiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 adet biberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 50 gram kadar badem, 50 gram kadar tabii çocukların da hoşuna gidecek mısır, ondan sonra 50 gram kadar kuru üzüm kullanacağız. 1 paket eriştemiz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 adet biberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 50 gram kadar badem, 50 gram kadar mısır, 50 gram kadar kuru üzüm kullanacağız. Hemen yağımız erimeye başlıyor, ondan sonra bademleri kavurmaya başlayacağız. Onları kavurmaya başladıktan sonra eriştemizi içine ilave edeceğiz, iyice bir kavuracağız, biberimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra sırasına göre çok hafif bir tuzumuzu ilave edeceğiz ve tuzumuzu ilave ettikten sonra iyice bir kavuracağız ve suyunu vermeye yakın hemen üzümle de içine ilave edeceğim. Suyumuzu ilave edeceğiz, tenceremizi kapağını kapatacağız. O yavaş
yavaş yavaş dinlenecek, demlenecek. O dinlenirken tekrardan hemen sunum yaparken üzerine mısırla beraber süslememizi yapacağız. Ondan sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli, güzel bir erişte olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edelim. Peki sevgili hocam, otomotiv dedik. Tabii ki öğrenciler de bu yönde, tabii onlar da hem bir merakları da var değil mi? Evet, o yönde de ki okuyorlar. Mesleğini isteyerek, seçerek zaten gelen çocuklar. Seviyorlar değil mi? Evet, tabii kesin. Peki otomotivle ilgili bizlere neler anlatacaksınız? Yani çağımızın hiç bir zaman bitmeyecek bir aracı otomotiv. Sürekli şekil değiştiriyor. Yani evet, biliyorsunuz fosil yakıtlardan işte temiz enerjiye doğru bir gidiş var. Türkiye'de bunun bir yerinden yakalamak üzere. Umarım daha da iyi noktada olur. Biz üreten bir sektörüz ama kendi markamızı henüz oluşturamadık bu konuda. Ama farklı sektörlerde var. Mesela traktör sektöründe, kamyon sektöründe, otomobil ve ona benzer sektörlerde. Bu sizi de üzüyor değil mi? Yani kendimize ait, evet, olmaması. Yani özellikle şimdi aynı şekilde şu çağda bir elektrikli otomobilin sanırım yolda bu arada. Hani yapılıyor, yapım aşamasında diye de öyle takip ediyorum. Elektrikli otomobil çağını yakalarsak ve temiz enerji çağını yakalarsak ilerisi için muhteşem bir şey olacaktır. Tabii ustalarımızın küçük küçük ürettiği, yaptığı işler var. Çok bizden biliyorsunuz çok farklı buluşlar yapan insanlar çıkabilir. Evet. Yani Türklerin bir özelliği, bu Anadolu topraklarının bir özelliği. Hiç olmadık yerde, hiç olmadık bir şeyi, hadi ben buna girişiyorum diye ortaya çıkıp yeni şeyler üreten insanlar bir var. Bir de düşünsenize hocam, bu insanlara imkan tanınmış değil mi? İnanılmaz şeyler çıkıyor ortaya. Evet. Bakın burada bir tanesini getirmiştim, çok ilginç. Çok hangi güzel kameraya gösterelim? Şuraya mı? Bunu evet gösterebilirsiniz. Evet. Şöyle tutarsak galiba daha evet iyi olacak. Görüyor. Bu tabii ki lastikler ama kameramız şuradan görüyor galiba. Evet. Burada bir ustamız kendisinin icat ettiği bir cihazla çok da güzel otomotiv lastiklerinin kenarına kauçuk yanaklar yapıyor. Bizim sektörümüzde. Peki bunların aracına nasıl bir lastiğe nasıl bir faydası oluyor hocam? Bu süs için şu anda. Yani bunu daha çok işte kamyoncular, otobüsçüler, onlar da daha önce de beyaz boyayla boya yerine bunu yapıyorlar şimdi. Bunu ilk defa Türkiye'de yapan Atilla Karadoğan. Çok Atilla güzel. Usta. Çok Karadoğan Oto'nun sahibi. Kendilerine de ulaşabilirler seyircilerimiz. Buradan sevgi ve selamlarımızı arka kısmını gönderelim da gösterebiliriz. Arka kısmını da kartını gösterelim. Kartını da kameramızı gösterelim. Her türlü lastiğe bu uygulamayı yapıyor. Uygulayabiliyor. Şimdi neden bunu gösteriyoruz? Çok desteklenmesi gereken ciddi anlamda küçük ama biliyorsunuz küçük adımlarla başlıyor her şey. İlk uçak, motorlu uçakla uçan iki kardeş, Wright kardeşler, bisiklet tamircileri. Evet. Bisiklet tamircisi ilk defa motorlu bir uçak yapıp havada 1-2 dakika kalmaya başarıyor. İlk uçan insan bizden mesela. Hazar Efendi Ahmet Çelebi. İlk füzeyi yapan kişi bizden. Yani o kadar cevher var ki bizde. Ortaya çıkmak için böyle zemin bekliyor. Kendi çabaları, kendi imkanları yetmeyebiliyor. Yani desteklenmesi gerekiyor. Biz bu insanlara imkan tanımadık, imkan sunmadık değil mi? Yeteri imkanı sunmadık. Evet. Onlar da hepsi Avrupa'ya gitti. Bazen öyle oldu. Bazen beyin göçü oldu. Bazen de o kadar çok zorluklardan geçti ki ülke. Fakir kaldı. Ekonomiler yetmedi. Ceplerdeki para yetmedi. Belki ufuklar yeterince açılamadı. Ama bunun içerisinden yeşeren böyle coşkulu umutlar da var tabii, yok değil. Çok güzel. O zaman biz bir eser dinleyelim. Tabii. Devam eder mi kaldığımız yerden? Tabii. Hangi eserimiz gelecek? Sanırım Ah Kalbim dinleyeceğiz. Evet, hangi eser geliyor arkadaşlar? İzleyelimiz, bademlerimizi önce kavurduk. Ondan sonra erişlerimizi içine ilave ettik. Onları da güzelce bir şekilde kavurduk. Baharatımızı ilave ediyoruz. Bir iki tane biberinizi içine ilave edin. Kullanacağınız kadar üzüm. Hemen onları da içine ilave edelim. Üzümleri de ilave ettikten sonra tekrardan hafif biraz karıştırıyorum. Evet, böyle hafiften bir karıştırdık. Sıcak suyumuz hazır. Onu da tekrardan ilave edelim. Oh, mis gibi oldu. Biliyorsunuz bulgur, ondan sonra arpa şehriyemiz, erişlemiz, makarna türleri biraz daha fazla suyu sevdiği için su miktarını biraz fazla kullanabilirsiniz.
Ama onlarda da korkmanıza gerek yok. Suyu ilave ediniz. Suyu yeterli değilse sonradan su takviyesi yapılabilir, su kullanılabilir. Onun için de biz de hemen şöyle bir hafif biraz karıştıralım. Yavaş yavaş kapağını kapatacağız. Onu iyice bir dinlendirmeye bırakacağız. Suyunu çekecek, iyice bir demlenecek. Ondan sonra sunumunu yapmış olacağız. Altını da biraz kısacağız birazdan. Hafif biraz bir kaynasın. Altını kısacağız. Yavaş yavaş demlenecek. Bir 10-15 dakika dinlenmesi gerekiyor. O dinlensin. Hemen sütlaçımız hazırdı. Güzelce bir şekilde limonlu sütlaçı hazırladık. Bulgurla beraber yaptığımız onun tezgahımız üzerine aldık. Bir fırına doğru bir gidelim bakalım karnıyarıklar ne durumda. Ondan sonra bir sevgili Kerim kardeşimiz bir görsün. Ondan sonra alabiliriz. Evet, fırına gönderdik. Yavaş yavaş fırında toparlamaya başlamış, iyice bir pişmeye başlamış. Köftelerle beraber harika olmuş, çok da iyi bir şekilde pişmiş sevgili izleyenlerimiz. Düşük bir dereceyle pişireceğiz. Yani ortalama 140 veya da 150 derecelerde fırında siz de tutabilirsiniz, pişirebilirsiniz. O pişmeye devam ederken hemen şöyle bir alalım. Birazdan. Oo, harika gözüküyor. Değil mi? Evet, hocam, inanılmaz. Hem de farklı bir sunum oldu değil mi? Evet. Az önce de dikkat ettim, badem kullandınız ya, hemen Datça bademi geldi aklıma. Bizim ülkenin her bir köşesinde inanılmaz nebatlar yetişiyor diyeyim artık. Yani her taraftan fışkırıyor resmen, öyle değil mi? Anadolu çok güzel zararlı şeyler var, evet değil mi hocam? Evet. Aslında yani Malatya'ya gitseniz ayrı, Karadeniz'e gitseniz ayrı, Akdeniz'e gitseniz başka bir şey, Güneydoğu'ya gitseniz başka bir şey var. Bu kadar zenginlik herkese nasip olmayan bir şey. Evet, gerçekten öyle. Onlar da tabii inşallah çiftçilerimize de bundan sonra daha büyük bir destek verilir. Onlar da daha evet, iyi, daha güzel şeyler üretmeye başlamış olacak. Zaten onlara artık yavaş yavaş destek de verilmeye başladı. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Değil mi? Tabii. Yani dışarıdan ne kadar ithal etmezsek, kendimiz evet, üretirsek tabii, daha güçlü ve daha iyi bir ülke olmuş tabii, olacağız. Tabii. Çok da güzel. Peki sevgili hocam, şimdi dedin ki menajerim sevgili Naci Altın dedin. Evet. Çok da tanıdık, çok da sevdiğimiz ve çok da dürüst bir menajer. Naci'nin biz numarasını istersen verelim. Naci evet, abinin numarasını verelim tekrardan. Sevgili ondan sonra Naci Altın Bey'e ulaşmak isteyenler için 0535 433 48 26 0535 433 48-26 nolu telefondan menajerimize ulaşabilirler. Çok güzel. Peki artık bundan sonra düğünler, işte konserler, festivaller olursa gidecek misiniz? Böyle bir tabii, zamanınız olacak mı? Oluyor. Öğretmenlikten arta kalan zamanda mutlaka şimdiye kadar da yaptık. Daha sonra da şimdi de ve sonrasında da yapacağız. Özellikle bahar ve yaz bunun için biliyorsunuz iyi bir sezon. O çalışmalar devam ediyor. Çok. Daha çok konser ağırlıklı olmasını istiyoruz. Öyle de yapıyoruz. Bar programı çok fazla yapmıyoruz. Çok o, güzel. O işleri yaptık ama dönemini bitirdiğimi düşünüyorum ben. Artık yapmak istemiyorsunuz. Daha çok festivaller, konserler olması benim için çok daha iyi. Çok da daha güzel. Daha hoşuma gidiyor yani. Tabii ki dediğim gibi festivaller olur, konserler olur veya düğünler olur. Çok da güzel olur evet, değil mi? Peki Avrupa'dan böyle bir talep olduğu zaman zamanınız olacak mı? Gidebilecek tabii, misiniz? Tabii tabii. Rahatlıkla Avrupa'dan veya Türkiye'nin her yerinden o ulaşım veya gitme problemi yok. Rahat rahat gidebiliyoruz. Problem yok. Peki böyle gitmek, özellikle gitmek istediğin bir yer var mı? Evet, ben şimdiye kadar affedersiniz. Pek çok ülkeye dolaştım. Dolaşma şansım oldu. Dünyanın her tarafı ayrı bir güzellik. Dünyadaki evet, her insan ayrı bir derya. Her ülkede farklı bir kültür benim için. Bütün dünyayı gezme arzum var benim. Hani özellikle bir yere değil, Uzak Asya'sından işte Afrika'sına, Avrupa'sından Amerika'sına, Avustralya'ya kadar eğer sağlığım el verirse, imkanım da olursa görmek istiyorum. Çok farklı kültürlerin, farklı sanatları, farklı müzikleri benim ilgi alanım. O yüzden her ülke ayrı bir kıymet benim için. Diyorsun tabii ki eğer imkanlarım olursa bütün dünyayı da gezmek isterdim. Tabii diyorsun, tabii çok mutlaka. Yani ufak ufak yapıyoruz ama tabii bu zaman ve şey gerektiriyor. Yani daha geniş zaman ve imkan gerektiriyor. Ama şu ana kadar bir sanırım 10-15 ülkeyi dolaştım ben. Yani diyorsunuz sevenlerim için bundan sonra da tabii ki albüm çalışmalarım devam edecek. Evet. Artık bundan sonra inşallah peş peşe albümler de gelmeye başlayacak. Evet, inşallah. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım o zaman sevgili hocam. Kısa bir ilave yapacağımız, tabii kapanışı eserle yapacağız.
ilave yapacağım varsa, selam göndereceğim varsa onları bir alalım. Ben de hazırlığımı yapayım. Tabii. Ondan sonra ben yemeğimi anlatacağım ve kısa bir güzel bir eser aldıktan sonra kapanışı evet, yapalım. Seve seve. Bizi izleyen, dinleyen herkese buradan sevgi saygılarımı iletiyorum. Müzik hayatın içerisinde olduğu sürece ruhumuza iyi gelecek ve iyileşeceğiz diye düşünüyorum. Müziksiz kalmasınlar öncelikle. Bir de yemek programındayız. Çok güzel yemekler yaptınız. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Doğal hayata, doğal yaşama vurgu yapmak isterim. Doğal ürünlere ne kadar çok yönelirsek toplum sağlığı, birey sağlığı o kadar iyi duruma gelecek. Ve bunun için çok büyük çabalar harcayan, çok emek veren üreticiler de ona göre üretim yapacaklar. Biliyorsunuz dünya konvansiyonel bir gıda üretimine doğru gidiyor. Gitti de hatta. Yoğurt, köylü bile yoğurdu bakkaldan alır oldu. Evet. Ve bunlar vücudumuza inanılmaz toksik maddeler bırakmakta, toplum sağlığı bozulmakta, kanser vakaları artmakta. Bu da beni çok üzüyor. Özellikle buna vurgu yapmak istedim. Deterjandan, organik olmayan gıdadan uzak durup doğal beslenmeye çalışırsak geleceğimiz daha iyi olur. Ya inşallah tabii bunun sadece tüketim aşaması değil, üretim aşamasında olsa çok da güzel talep olur. Talep olunca arz oluyor bir şekilde. Evet. İnsanlar talep ettikçe o üretimler de artıyor. Çok zor bir üretim bu arada. Evet. Organik bir şey üretmek kolay bir şey değil. Bir çiftçi çocuğu olarak yani içinden geliyorum. Hiç kolay değil. Yani bir tane biber ekinde başına bekleyin bakalım neler oluyor. Neler geliyor biberin de sizin de başınıza. O bakımdan çok kıymetli. Ne kadar çok insanımız buraya yönelirse o kadar çok ilerleriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür ediyorum. Sizle birlikte sağ olmak sen. Çok güzel. TGRT'de olmak çok güzel. Hepinize ayrı ayrı bütün çalışanlarınıza sevgi ve selam ediyorum. Sağ olasın. Biz de zevk duyduk. Çok da güzel eyvallah, oldu. Teşekkür ediyorum hocam. O zaman sevgili izleyenlerimiz hemen biz şöyle bir eriştemiz yavaş yavaş birkaç dakika daha dinlenmesi gerekiyor. Biz de yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. İstersen iki tane yemeğimizin listesini alalım. Bu esnada da eriştemiz biraz toparlansın. Onu da bir tekrar da tabağımıza alıp sunumu anlatalım. Sizler için neler yaptık? Hemen bir kısaca bir göz atalım. Köfteli kanıyarımız hazırlandı. Ondan sonra bulgurlu sütaş da hazır. Bulgurlu sütaş, evet. Bulgurlu limonlu sütaş için de 1 litre kadar sütümüz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar bulgur. Tabii istersen fazla da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 1 tane limon kabuğu kullanacağız. 1 litre kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar bulgurumuz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 1 tane limon kabuğu kullanıyoruz. Önce tencerenize 2 su bardağı kadar suyunuzu ilave edin. Onun içine bulgurlarınızı ilave edin. Bulguru ilave ettikten sonra tekrardan hemen o kaynamaya başlasın. İyice bir haşlansın. Sütünüzü içine ilave edin. Sütle beraber şekerinizi ilave edin. Ayrı bir kabuğunuzun içinde hemen limonunuzu güzelce bir şekilde bir rendeleyin. Onun kabuğunu da ince gözüyle içine ilave edeceğiz. Rendelendikten sonra içine ilave edeceğiz. Ayrı bir kabuğumuzda nişastamızı, vanilyamızı hafif bir suyla beraber açacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. İyice bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra sunum yapacağımız tabağımıza alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sütlaç olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de hemen hazırladık. Çok da güzel oldu. Üzerine tarçın seviyorsanız kullanabilirsiniz ama limon çok güzel bir aroma kattığı için tarçına gerek kalmayacak. Çok lezzetli bir sunum olmuş olacak. Evet, karnıyarık için neler yapmışız? Köfteli karnıyarık için de sevgili izleyen 5 adet patlıcan. Tabii siz istersen fazla da kullanabilirsiniz. 300 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 adet biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, ondan sonra 1 tutam kadar maydanoz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 su bardağı kadar galeta unumuz var. 5 adet patlıcan, 300 gram kadar kıymamız, 2 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 adet biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biberimiz, 1 tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, yeteri kadar galeta unu. Önce köftenizi hazırlayın. Baharatla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırın. Yoğurduktan sonra ufak ufak kesin. Hemen yuvarladıktan sonra tepsimize gönderiyoruz. Tepsimizle beraber tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırında toparlamaya başlıyor. O hazırlanırken biz de patlıcanları alacalı bir şekilde soyacağız. Onları iyice bir kızartacağız. İçini açtıktan sonra üzerine biraz şekerimizi serpiştirelim. Ondan sonra tenceremize soğanımızı kavurduk. Yağımızla beraber sarımsağımızı ilave ettik. Domates biberimizi ilave ettik. Köfteleri de piştikten sonra içine ilave ettik. Beraber karıştırdık. Ondan sonra patlıcanların içini dolduruyoruz. Ayrı bir kabımızda salçamızı, sosu, hemen baharatlarımızı, hafif bir yağımızla beraber sosumuz hazırlanıyor. Onu da üzerine ilave ediyoruz. Tekrardan fırına gönderdik. Fırında iyice bir pişiyor. Piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir karnıyarık olmuş olacak. Evet, ben hemen şöyle eriştemizde kısaca bir... Tamam arkadaşlar, o şekilde alalım.
Bademli kavurma eriştemiz içinde 1 paket eriştemiz sevgili izleyicimiz, 1 paket eriştemiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 adet biberimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 50 gram kadar badem, istersen biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. 50 gram kadar mısır, 50 gram kadar kuru üzüm kullanacağız. 1 paket eriştemiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 adet biber, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 50 gram kadar badem, 50 gram kadar mısır, 50 gram kadar da kuru üzüm kullanıyoruz. Önce hemen tenceremize yağımızı ilave ettik. Ondan sonra bademleri kavurduk. Bademleri kavurduktan sonra tekrardan içine baharatlarımızı ilave ettik. Eriştemizi ilave ediyoruz. Eriştemizi kavurmaya başladıktan sonra baharatlarımızı ilave ettik. Onunla beraber biraz daha kavuruyoruz. Ondan sonra suyunu içine ilave ediyoruz. Hemen üzümle beraber tekrardan suyumuzu içine ilave ettik. Kapağını kapattık. İyice bir dinleniyor. Suyunu çekiyor. Ve sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp üzerine mısırla beraber süslememizi yapıp afiyet yiyeceğine çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Ben şöyle bir hemen hazır. Bir albüm kapağını alabilir miyim? Tabii buyurun. Sevgili Muammer Enginsu albümü de almak istiyorsanız sevgili izleyicimiz menajeri Naci Altın. Sizler de tabii ki güzel eserler dinlemek istiyorsanız hemen tabii burada da her şeye sırtını dönmüşsünüz. Bu niye böyle evet. Bu şekilde oldu? Şimdi biliyorsunuz herkes yüzünü gösteriyor. Biz aslında sırtımızı dönmedik de sırtımızı döndüğümüz şeyler olumsuz şeyler onu ifade ediyor. Evet, o kravat biraz böyle spontane bir fotoğraf oldu. O kravat da benim öğretmen olduğuma dair bir vurgu olmuş oldu. İlgi çekeceğini düşündük. Bazı şeyleri sırtına dönen adam şeklinde. Çok güzel. Çok... Alışılmışın dışında bir kapak olmasını çok tercih ettim. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Çok memnun oldum. Şöyle yanıma alayım bir eserle kapanış yapayım. Evet sevgili izleyicilerim biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Öncelik tabii ki gurbetçilerimiz. Buradan bütün gurbetçilerimize benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Türkiye'de bizleri izleyen herkese. Ondan sonra tabii ki hem desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Evet.